Evet, Ankara Kent Sohbetleri'nde 3. sezona geldik. 54. bölüm. Yine çok değerli bir konukla birlikteyiz. Sevgili mimar Kadri Atabaş. Kadri Bey, programımıza hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Teşekkür ederim çağırdığınız için. Sağ olun. Efendim, hoş geldiniz. Günaydın. Çok güzel bir dostumuz, çok eski bir abimiz. Ta belediyenin, yani benim ilk mezun olduğum dönemlerden kalma bir isim. Biz belediyeye girdik. Kadri Bey'in adını o zaman duyduk ve çok değerli ve çok güzel işler yaptılar. Özellikle Batıkent projesi ve ondan sonraki büyük projelerde. Şimdi tabii bunları kendisinden dinleyeceğiz. Çok çok memnun olduk geldiğiniz için. Çok teşekkür ederim. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Evet, Mehmet Hocam giriş yaptı, özetledi ama farklı bir giriş yapmak adına sevgili Kadri Bey'e soralım. Babasının benim babam gibi asker olması vesilesiyle memleketi geziyor, geziyor. Lisede Ankara'ya geliyor. Ama Ankara'ya geliş o geliş. Şimdi bir konuğumuz için önce Ankara işte sonra başka bir yer diye hazırladığımız bu görseli Kadri Bey için küçük bir değişiklikle önce Ankara sonra Ankara diye değiştirdim. Sevgili Nevzat Can'a da selam olsun. Kadri Bey sanatla çok ilgili, büyük olasılıkla çok iyi tanıyordur bu müthiş Atatürk ressamını. Sohbetlerimizden biri de onunlaydı. Yine Zoom'larda falan da bir arada oluruz Nevzat Bey'le. Onu da anmak adına Ankara'nın simgesi olarak böyle güzel bir Atatürk resmi olsun dedik. Çünkü lise, ODTÜ, Ankara Üniversitesi İnşaat Dairesi, Ankara Belediyesi Sosyal Konutlar Müdürlüğü, Ankara'nın ilk sular idaresi müdürüyle karşı karşıyayız. Batıkent Toplu Konut Projesi'nde genel koordinatör, KentKOP kurucu, genel sekreterlik ama ben bunları değil de neden önce ve sonra ve şimdi Ankara diye sormak istiyorum Kadri Bey. Teşekkür ederim. Bence de artık 12 Eylül'den beri sorulması gereken en önemli soru galiba bu sorduğunuz. Yani hemen 12 Eylül'den sonra değil ama ondan kısa bir süre sonra başlayan Ankara'nın gözden çıkarılması, 12 Eylül yönetimi tarafından ve Türkiye'ye biçilen neoliberal dünya, hatta yani bir ulusal, Türkiye'de tırnak içinde ulusalcı denilince yanlış anlaşılıyor ama doğru tanımıyla koyduğumuzda modernleşme ve çağının bir parçası olmaya çalışan bir hedefin, arzunun, isteğin toprakları olan Anadolu'nun simgesi Ankara'ydı. Ankara'yı bu simgeyi kırmanın ilk yolu galiba tekrar Osmanlıların başkentine bir tür legalite kazandırıp Ankara'yı tükaka etmekti. Simgeyi bir kez Ama bakın siz hep olumsuzlukları saydınız. Oysa geleceğim. Geleceğim. siz Ankara'dasınız. Tabii geleceğim. Dolayısıyla bu yapılmak istenene kapılan pek çok insan oldu maalesef gözümün önünde. Böyle hala da gidiyorlar. Oysa şöyle söyleyeyim, köylü toplumundan çıkmaya çalışan bir cumhuriyette modernist olmak zor. Modernizm her şeyden önce sanayi toplumunun bir parçası olmak demek, sanayi toplumunun yaşamını kurmak demek, saati bilmek demek. Laubali, yani canımın istediği saatte bir köylü rahatlığı içinde, hani şu saatte kalkarım, bu saatte giderim değil. Dakik yaşayabilmek, metroya dakik binebilmek, otobüse binebilmek, sokakta, ışıkta durabilmek,
belirli bir saatten sonra akşam evine gidebilmek, çünkü ertesi günü çalışacaksın. Yani modernizm bir yaşam biçimi. Sadece bir ne diyelim, kültür değil, yaşamla ilgili bir şey. Kentler ona göre kuruluyor, mekanlar ona göre yapılıyor. Bence Türkiye'de, modernist Türkiye'nin, 20. yüzyılın başlarından başlayarak kurulmak istenen Türkiye'nin hem simgesi hem ruhu Ankara. Ben de modernist bir insanım. Çok net, yani ruhumun hiçbir yerinde, geleneğimin, göreneğimin hiçbir yerinde, biraz önce Necati Bey'in söylediği gibi Anadolu'yu o kadar gezdim, hiç yolum Osmanlı'nın femme fatel dünyasına gönül çelen şey kadın, böyle filmlerde vardır ya femme fatel kadınlar, hani gönül çelen kötü kadın rolü, hiç o tarafa düşmedi. Ben İstanbul'da da bulundum, Nurettin Sözen döneminde yaklaşık bir sene danışmanlık da yaptık biz. Ama ne olursa olsun, o zaman da söylediğimiz, biz Ankara'da yaşayacağız oldu. Ben ruhen modern bir insan. Çok net bu. Yani ruhen modern bir insanın Osmanlı'nın kültürünü veya geçmişin kültürü, hadi Osmanlı yanlış bir laf olsun da, Cumhuriyet öncesi neredeyse orta çağda yaşamakta olan bir kültürün ve Orta Doğu rahatlığı, lagarlığı içinde yaşamakta olan bir kültürün mekanlaştığı yerde ben mutlu olacağına inanmıyorum. Onların çoğunun içinde gizli bir Osmanlılık olduğunu düşünüyorum. Şimdi bunu söyleyince arkadaşlarım bana çok kızıyorlar. Ama bu böyle. Size ilginç bir şey söyleyeyim. 5-6 sene önce ben ODTÜ'de hocalık da yapıyorum. Orada da çok böyle işte tartışılır. Ankara falan hep nedense, yani bizim okumuş yazmışın gözüne Ankara, hep bu meşhur gri Ankara lafı var ya, ya neresi gri Allah aşkına Necati Bey? Ankara insan eliyle kişi başına en çok yeşilin yaratıldığı kent Türkiye'de. Bir tarihte bir arkadaşım, ya ama yeşil var dedi, kaleye çıkmıştık şöyle bir baktı Ankara'ya, Ankara dışından gelmişti. Evet dedim, evet. Ankara'da kendiliğinden, doğada öyle yetiştiği için değil, insan iradesiyle yeşil var. Dolayısıyla o kadar farklı ki. Bu okulda da yaşıyorduk. Bir gün İtalya'dan bir kız öğrencimiz, çok tatlı bir kızdı, geldi. Onlar bir senelik değişim programıyla Erasmus'a geliyorlar. Sene sonuna doğru Ankara ile ilgili izlenimini sormuştum. Ben cennette yaşıyorum dedi. Şimdi tabii ilk defa, yani o kadar etrafınızda herkes Ankara'yı işte ah gri Ankara, bürokrat Ankara derken ki bütün bu imajlar yanlış, tamamıyla yanlış imajlar. Birisi cennette yaşıyorum dedi. Niye dedim? Benim kentim dedi 17. 18. yüzyılda yaşıyor hala dedi. Mekan olarak, mimari olarak. Tamam, sonra düşündüm, biz dışarıdan bakarken hakikaten hani turistik olarak çok etkileniyoruz. Ne güzel bilmem ne, ama o yapılar 300 yıl, 500 yılın öncesi yapılar. Yani modern çağın pek çok ihtiyacını karşılayamıyor. Onu karşılayabilmek için başka şeyler yapıyorlar. Ama karşılayamıyor. Ve ilk defa kızcağız 20. yüzyılın bir kentinde nefes aldı. Hele ODTÜ kampüsü dedi. Bu anlatılamaz bir şey. Benim için rüya dedi. Zaten bir senede eğitimini uzattı. Sırf orada yaşayabilmek için. Ben o güne kadar tabii, ben de hep içinde yaşadığım için, bizimki de bir anlamda alışkanlık oluyor. Hani çöplükte yaşayınca kokuyu duymamak gibi bir şey. Hakikaten fark etmiyordum. Yani Anadolu'da pek çok tabii hemen hemen hepsi 20. yüzyılda kurulduğu için Anadolu kentlerinin büyük çoğunluğunun, Ankara benzeri kentler var ama ruh yok orada. Hakikaten yoktur. Yani ne olursa olsun o Anadolu'nun köylülükten tam çıkamamış. Yani anlatmaya kalksam maceralar olur. Her gittiğimde sinirim bozuluyor pek çok yerde ama Ankara değil. Ankara başından itibaren bilinçli olarak mimarisiyle, yapmak istediğiyle, sonradan bütün bozma çabalarına rağmen yaşam biçimi olarak da 20. yüzyılın kenti, şimdi 21. yüzyıl olmuyor. Ama en kolay 21. yüzyıla adapte olabilecekken, çünkü temeli doğru kurulmuş. Yani şehir toptan doğru planlanmış, iyi bir şehircinin elinden çıkmış, tamam çok çok büyük bir şehircinin elinden değil ama iyi bir şehircinin elinden çıkmış. Döneminin iyi bir mimarının,
dünyada iyi bir mimarın eliyle ilk yapılar ortaya konulmuş. Türk mimarlığının o dönemde Avrupa'ya gönderdiği ve kuşaklarının çok iyi olan isimleri Ankara'da ev ev, yapı yapı savaş vermişler bu eski Osmanlıcı tutkuya karşı. Ankara inanılmaz. Ben bir tarihte Mezunlar Derneği'nde onu sunuşunu yapmıştım. Yapı yapı Ankara'da iki ideoloji çarpışmıştı, biliyor musunuz? Özellikle Ulus'dan Kızılay'a kadar olan bölgede bir meydan savaşı. Evet, Art Nouveau yapılar, işte birinci milli mimari, bütün takıp da birinci milli mimari dediğiniz Balyan ailesinin İstanbul'da kendi kendilerine Avrupa Baroğunu süsleyip püsleyip sunmasıdır. İkinci ulusal akım. Birinci. Hayır. İkinci fark. Hayır, yine meydanda ikincisi de var o anlamda. Ha evet, evet o ayrı. Yani devam ediyor. Evet. Savaşa devam ediyor. Ediyor tabii. Dolayısıyla bu savaşın adım adım verildiği bir yer. Ben bunu bunun üstünden anlattım. Böyle şey, bir arkadaşım polisiye roman dinler gibi dinledim. Hiç böyle düşünmemiştim. Tam bu konunun hastası iki kişiyle birliktesiniz. Biliyorum. Biliyorum. Dolayısıyla evet. Ankara gerçekten, yani şu anda mesela Mimarlar Odası'na kızan da var, seven de var. Ama yapı yapı savaş veriyor Mimarlar Odası. Pek çok insan da anlamıyor. Yıkılsa ne olur diye. Ya hafızan gidiyor. Hafızan gidiyor. Seni köylü toplumu olmaktan çıkartmaya çalışan, seni böyle çağdaş aydınlanmanın getirdiği dünyanın bir parçası kılmaya çalışan irade, ihtiras, hevesin fiziki mekanlaşması yok ediliyor. Ya, özür dilerim. Kötü laf söylemeyeyim ama yani ediliyor. Tabii ki durdurmaya çalışacağız. Siz anmışken Tezcan Hanım'a da selam olsun. Aynen, aynen. Vallahi sadece Ankara değil, o gelen mesajlarından takip edemiyorum. Türkiye'nin her yerindeki yapıyı korumaya ant içmiş hareket ediyor. Çok haklısınız. Ben de onun için çok takdir ediyorum. Onu da ayrıca bir gün tartışalım. Neden Mimarlar Odası Tezcan'ı genel başkan yapmaz da hala İstanbul kuyruğunda gider? Hakikaten 12 Eylül'le ilgili. Dolayısıyla bütün bunların sonucu olarak ben Ankara'yı yaşamaktan çok mutluyum. Ankara kullanılabilir bir şehir. Yani nüfusu 6 milyonu bulmuş ama benim yaşadığım bölgede en azından, tabii buna uygun olmayan bölgeleri de var. Sonuçta Türkiye'nin bir parçası. Ne yaparsak yapalım. Tabii ki Türkiye'deki şu anda yaşayan pek çok başka zaman dilimlerinde yaşayan kültürler de geliyor. Ama kimliğini belirleyen, yani bir kent olarak kimliğini belirleyen yerleşim, bölge, kültür hala modern çağın gerektirdiği bir kentin yaşam biçimini bize sunabiliyor. Yani ben yarım saat 45 dakika içinde pek çok yere Ankara'da, gitmem gereken yere gidebiliyorum. Sanat ortamından yararlanabiliyorum, kültür ortamından yararlanabiliyorum, spor ortamından yararlanabiliyorum, dostluklarımı kurabiliyorum. İstemezsem de her büyük şehrin tanıdığı ikinci nimet olarak görüşmüyorum. Bence büyük şehirle küçük şehri ayıran en önemli nitelik, bana sorarsanız, sırf fiziki büyüklüğü kastetmiyorum. İstemediğinizi görmediğiniz ve görünmeyeceğiniz, istediğinizde kolaylıkla görebileceğiniz kent ölçeği. Bu çok önemli bir ölçek ama yani nüfusu 100 bin, 200 bin de olabilir, görmek istemiyorsanız görmezsiniz. Mesela ben Eskişehir'i o açıdan çok takdir ediyorum. Yani Eskişehir'de görmek istemediğiniz hakikaten görmeme şansınız var. Yani nüfus sonunda 1 milyonu geçti ama dolayısıyla hani İstanbul'daysa hiç kimseyi görmüyorsunuz zaten. Sağ olsun. Görmek istediklerinize de 4 saatten önce ulaşamıyorsunuz. Evet, evet. Ama yani hakikaten olacak. Yani ben İstanbul'u kent kabul etmem. Bir ikinci nedeni de onu söyleyeyim. İstanbul pek çok tartıştığım bir konu. Çok pek çok dostum orada var ve kızıyorlar bana. İstanbul kent değil. İstanbul bir konglomera. Yani bilmiyorum Sayın Tuncer katılır mı ama konglomera bence. Yani ben orada bulunduğum zaman da bunu hissetmiştim. Ben kaos diyorum. Planlanamayan bir kaos ortamı. Kaos bile Mehmet Bey, yakın zamanlarda kaos kuramları üstüne bayağı çalıştım. Kaosun bile bir şeyi var. Arkasında kaos kanunları var. Zayıf kaos kalıyor. Sonrası düzen gelebilir. Kaos sonrası bir düzen gelebilir ama
Bilmiyorum. Çok şey yapmak gerekiyor. Allah korusun deprem gelirse tabii. Ha, gelecek. Ben kanunlar, kanunlar demişken tabii şimdi Kadri Bey'le böyle 5 program yapsak büyük ihtimalle 5'i de yetersiz kalıp 6.'yı yapalım, yapalım diyeceğiz ama programın da formatından dolayı soft kanun deyince hemen ikinci maddeye geçiyorum. Sohbette, sizinle yapılan bir sohbette ofisinde Hammurabi kanunları var diyordu sohbette. Onu yakaladım. Bir, iki, arkanızda, oralarda bir yerde mi? Burada asılı duruyor, evet. Evet, o, ister oradan gidin, isterseniz sizin bu mesela sanata, koleksiyona merakınızı biliyorum. İyi bir koleksiyoncu olduğunuzu da okudum. Arkanızdaki şu deba aletleri midir? Deri var yani bir de böyle hiç konuşulmayan size ait bir şeyi konuşmuş olalım. Buyurun, bir Hammurabi kanunları, iki arkanızdaki debbahane nedir bu? Debbahane. Hammurabi kanunları tabii burada asılı aslında onun yani Türkiye Cumhuriyeti'nin son dönemiyle bir alakası vardı. Ben bir dönem şeyde Mimarlar Odası'nın Ankara Şubesi yönetici iki dönem bulundum. Ankara Şube'nin aylık çıkardığı bir bülten dergisi vardı. Onun da yayın yönetmeliğini yaptım. Epeyce yayıncılık deneyimim de var. Tabii bu 12 Eylül sonrası herkesin canının istediğini yapıp istediğini yapmadığı, Melih abimin Ankara'da gece yarısı yönetmelik değiştirip sabah yenisini kurduğu ve mimarların özellikle bu 1999'daki Gölcük depremi sırasında çok tartıştım genel merkezde. Bir şekilde biz mimarlar bu yıkımdan sorumlu değiliz, inşaat mühendisleri hep başkalarının üstüne atan bir dönem oldu Mimarlar Odası'nın. Maalesef hala öyle bir etkinin olduğunu da biliyorum. O döneme tepki olarak Bülten dergisinin bir sayısını kapağına Hammurabi kanunlarını bastım. Yani o bir tepkiydi. Türkiye'de kurulmaya çalışılan yeni yağma düzeninin, kentsel yağma düzeninin, kentsel algılama düzeninin yok edilmesine, o cumhuriyetin algılamasına, kurallar konulmuş bir, yani kurallarla var olması gereken bir toplumu kuralsızlığa sürükleyen ve hiç hesap vermeyi içine düşünmeyen bile, yani bizim değil, bizim değil. Yahu kimin peki? Yani 50 bin insan ölmüş. Bunu yapanlar hep şöyle sanılır Türkiye'de, hani mimar dediğin proje çizer. Hayır, mimarların %10'u proje ancak çizer. %90'ı doğrudan inşaatla uğraşır. Şantiye şefliği yapar, şantiyelerde görev alır, kendi inşaat yapar. Yani o yıkılan yapıların sorumluluğunun, teknik sorumluluğunun en az yarısı diyelim ki fiilen şantiye şefliği yapmışsa, ki taşladı çoktur, mimarların kabahati veya sorumluluğu. Ve ben bunu odada da çok tartıştım. Bu insanları bizim önce kendimizin hesap vermeye çağırmamız lazım dedi. O da bunu duymamazlıktan geldi. O tarihten beri odayla kavga ederim zaten. Yani hiç barışamadım. Dolayısıyla Hammurabi kanunları aslında biraz da oradan, benim o tarihte koyduğum bir tepki, hala gelenlere de söylediğim bir tepki. Yani Hammurabi bundan milattan bilmem kaç sene önce mimara büyük bir önem veriyor ve sorumluluk kılıyor. Sorumlu kılıyor. Sorumlu sensin kardeşim diyor. Batı dünyasında hala, özellikle Avrupa'da mimar yapının sadece çizimi değil, yapımı söyledi, projeci olarak da sorumludur. Yani bizde yok ama Almanya'da bildiğim kadarıyla hatta Hollanda'da da olması lazım. Bütçeyi de birlikte istiyorlar. Yani projeyi çiziyorsunuz, bütçesini de birlikte veriyorsunuz. O bütçeyi belirli bir rakamın üstünde geçerse onu mimardan istiyorlar. Amerika'da bütün projeler, mesela proje sigortalanır Amerika'da. Proje sigortası diye bir şey var. Böyle bir durumda yapıda bir detay hatası ortaya çıktı, detaydan sıkıntı çıktı, bilmem ne oldu filan, mimarı sorumlu ve ciddi parasını istiyorlar. Dolayısıyla projeler sigortalanır.
Şimdi tabii bütün bunların olmadığı bir ortamda ben de Hammurabi kanunlarını koydum. Hani kanunları koymuşsunuz. Nedenini de çok güzel açıkladınız. Ve projelere hemen geldi konu. İçinde zaten birleşik. Hatta bunun için de merkezi bir kent parçası, kentsel tasarım projesi adıyla Boyut Yayınları'ndan çıkan bir kitabınızı da ben şimdi hemen gündeme getirmek istiyorum. Ulusu önemsiyorum kısmını aslında konuştuk sayılır ama bunu da koyma nedenim şu. Bizim bu Al Gözüm Seyreyle turu ve UNESCO kapsamında Mehmet Hoca ile böyle pandemi öncesi birkaç ortak konferansımız oldu. Dedim ya tam adamlarıyla konuşuyorsunuz diye. Büyük ihtimalle bunun çok kadınları ve adamları da vardır ama şimdi üçlü olarak iyi bir üçlü oldu bu. Bir de şu kitabınızda bu projelere de değindiğiniz kitabınıza bir göz atalım. Onunla ilgili birkaç cümle duyalım. Bu Murat Karayalçın döneminde şimdi maalesef 80 katlı yeni Melih'in gökdelenlerinin dikildiği Ankara Tren Garı'nın ve o muhteşem yapının da Medipol Hastanesi'ne teslim edildiği, yağmalandığı dönemde Ego hangarlarının olduğu ada 150 dönüm büyüklüğünde tek parça kamu malıdır. Belediyenin malıdır. Çok önemli bir alandı o. Yani kentin güneyiyle kuzeyini bağlayacak aksın çok önemli bir parçasıydı. Maalesef şu anda talana uğramış durumda. Maalesef yani oradaki trafiği mahvediyorlar, kenti tam ortasından görsel olarak bir tür eski Berlin duvarını koyuyorlar ve bunu Melih hiç kimseye sormadan yani bir şekilde yaptı. Burada bir tek Melih'e yüklemiyorum tabii, döneminin belediye meclisi bunun kavgasını vermediyse o mecliste bulunan her parti benim için suçludur. Kendim de hani bir parti mensubu oldum ama bu nesnel olmamı engellememeli. Bence orada yapılan şey kenti büyük bir alçaklıktı. Murat Karayalçın döneminde Murat Bey benden o bölge için bir çalışma yapmamı istedi. Gördüğünüz kitap ve sonuçta ortaya o kitap çıktı. Benden beklenen tabii o çapta bir çalışma değildi belki ama o kadar çalıştım ki sonunda kitaba döndü. Ve biz Ankara'yı daha o tarihten hani o tarihte bile kurduğumuz senaryolarda uzun vadede Ankara'nın tekrar çok önemli bir kent haline geleceğini, İstanbul'un ve İzmir'in Ankara'nın liman kentleri haline dönüşeceğini senaryo olarak Haluk Alatan'ı bilmiyorum, şimdi vefat etti, eski Ankara Nazım Plan Bürosu Başkanı'ydı o tarihte, Nazım Plan Bürosu ben kitabı yazdığım tarihte kapanmıştı. Ama kendisiyle uzun bir röportaj yapmıştık. Bir dizi röportaj yapmıştık. İlhan Hoca da dahil. Onların fikirlerini almıştık. Ve Ankara'nın özellikle bunu mesela Haluk Alatan söylemişti. Demişti ki ya yani iki şey var. Biri uzun vadede Ankara hızlı tren bağlantısı nedeniyle İstanbul ve İzmir Ankara'nın limanları olacak. Bu çok önemli bir gözlemdi. İkincisi, gelmekte olan İstanbul depremi nedeniyle ve İstanbul'un içine düştüğü, içinden çıkılmaz hale gelmiş yapısında yetişmiş insan kalitesi Türkiye'de iki kentte toplanmıştır. Ankara'da ve İstanbul'da. İstanbul'u terk edecekler. Ve gidecekleri Ankara'dan başka yer yok dedi. Çünkü yetişmiş insan demek tek başına biri değil. Ailesi, çocuğu, karısı, çevresi, çocuğunu okutacak, belirli bir kalitede yaşayacak, akşam bir yerde güzel bir hani eşiyle tiyatroya gidecek. Bunu verebilecek Türkiye'de hani kalabalıklığıyla bilmem neyle belirli şeyle İstanbul var ama esas Ankara var. Ve İstanbul depreminden sonra muhtemelen ki daha... yani İzmit depremi de olmamıştı o tarihte bizim bunları tartıştığımızda. Bu insanlar geleceği Türkiye'de oturacak yer arayacaklar ve Ankara'dan başka yer yok diye konuşmuştuk. Dolayısıyla Ankara Garı kente girişin çok önemli bir kapısı haline geliyordu.
Bir kenti ilk giriş kapısıyla tanırsın. Yani o kadar önemli. Batı dünyasında modernleşmenin simgeleridir tren istasyonları. Yani empresyonistler dahil yapılan tablolara bakın. Şu mesela Monet'in tren garları tabloları hepsi tren garı hepsi sanayileşmenin endüstri toplumunun simgeleri olmuşlardır. Dolayısıyla Ankara bir kenti... Affedersin, biz de içinden tren geçen AVM'ler yaptık yani. Şimdi ona geleceğim maalesef. dolayısıyla tren garı, yani sonuçta Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinin en önemli giriş kapısı olacaktı. Çünkü siz Ankara, İstanbul, İzmir, daha sonra da tabii şimdi yapıyor bu iktidar. Çok komik bir şey ama çok garip, bunu hiç tartışılmıyor. Ya normalinde Turgut Özal ve ondan önceki iktidarların TÜİKAK'a ettiği, Cumhuriyet'in çalışmasıdır diye TÜİKAK'a ettiği demir yollarını bu iktidar yapıyor. Bunun aslında bir tartışılması gerektiğine de inanıyorum. Çok önemli bir şey. Evet. Dolayısıyla şu anda Ankara tren garı normalinde İstanbul'la Ankara'yı bağlıyor. Bu şu demek, 24 yani 20 milyon insana, 22 milyonluk iki kenti birbirine bağlıyor en hızlı şekilde. Tabii tam yapamadıkları için çok laubali çalışıyor, o ayrı. Ama bu esası buydu. Yani şu anda orada saat başı trenlerin gidip geliyor olması lazım. Olmuyorsa bunda bir yanlışlık var, nedir o bilmiyorum. İzmir'de buna bağlanınca zaten Türkiye nüfusunun yarısını birbirine bağlayacaksınız ve başkente bağlayacaksınız. Bu kadar önemli bir garın günlük giriş çıkışı çok fazla oluyor ve o kente gelirken bütün Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar bu topraklarda var olmuş kültürlerin kulelerini dikmeyi düşündük. Demin gösterdiğiniz ve belediye binasını da oraya taşıyorduk. Yani bir kentin yerel simgesi, otoritesi de o kent giriş kapısının yanında olmalıdır diye düşündük. Proje odur gösterdiğiniz. Maalesef uygulanmadı tabii, kaldı. Ama oradan bir şey, bir anekdot olarak da söyleyeyim. Demir yolu boyunca biz Anadolu medeniyetleri kuleleri düşündük. Çok yüksek ama yani 50, bize göre yüksek, 50-60 metre yüksekliğinde büyük yapılar üstlerinde ve içlerinde o kültürlerin değerini anlatan duvar çalışmaları falan olacak. En üstlerine de o kültürü anlatan bir simge koyacaktık. Simge bulamadığımız tek kültür hangisiydi? Yani siz bir kafanızdan düşünün. Anadolu topraklarındaki medeniyetleri anlatacak uluslararası bir takım kültürler bulmaya çalışıyoruz ve simgeler bulmaya çalışıyorsunuz. Hangisini yani, bulamadınız mı? Bir tanesini bulamadık. Evet, yani Friglere bulunur herhalde, Romalılara evet. Bulunur, Bizanslara bulunur. Osmanlı'ya mı bulamadınız? Osmanlı'ya bulamadık. İbrik koyacak halimiz yoktu. Ya bunu hakikaten düşünmek gerekiyor. Simge dediğin Selçuklu'nun var. Çift başlı kartalı var. Bizans uzanıyor falan ama var. Hititler de çok var. Hangisini isterseniz. Hititler inanılmaz. Selçuklular için araştırıldıkça uzaydan geldi bunlar. Demeye başladı dünya toplumları. Bize Bizans'ın kültürü, Roma'nın kültürü üstüne oturunca oluyor. Ama Osmanlı'nın yok. Hakikaten bulamadık, şaka değil. Yani çok düşündük ne koyacağız diye. Kılıç koyacak halimiz yok. İbrik koyacak halimiz yok. Yani bulamadık biz. Dolayısıyla bir tek o boşta kalmıştı. Onu anekdot diye. Hani bulunurdu. 600 yıldan çok şey çıkardı. Vallahi bu ben bulamadım. Ayrı konu. Mutlaka bulamadım. Bulunurdu. Şimdi son olarak sizin projelerinize uygulanan, özellikle de uygulanan, Ankara'ya damga vuran projelerinize gelelim. Bu kez bunu benim sunumdan değil de sizin sayfanızdan, da çünkü çok zengin, sayfanızdan gidelim. Bunlar görünüyor değil mi şu anda? Görünüyor, evet. Bunlar böyle akıp gider iken, işte mesela ODTÜ Havacılık Mühendisliği gibi hemen çok rahatlıkla tanılacak ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi gibi. Tabii ben sözü büyük ihtimalle şimdi şeye getirmek isteyeceğim, Mustafa Ayaz Müzesi'ne getirmek isteyeceğim ama CHP Genel Merkezi daha mı aşağılarda kaldı?
Bilmiyorum, ben de listenin sıralamasını bilmediğim için size ne söylesem yalan olur şimdi. Çünkü, ha şurada. Evet, CHP Genel Merkezi de var. Dolayısıyla şöyle bir izleyenlere de görsel ziyafet sunmak adına yaptıklarınızı. Burada Diyarbakır'daymış, müthiş bir proje. Evet, yapılamadı maalesef. Maalesef yapılamadı, evet. Evet, yani Diyarbakır'a bir katkı olacaktı ama. Evet, düşünüyorum çevresini değiştirir. Evet, maalesef gerekli bütçeyi arsa sahibi sağlayamadı. Çok uğraştı ama olmadı. Evet, şimdi ben birazcık buraya atıyorum topu ama tabii ki siz ben şundan da söz etmek istiyorum derseniz projelerinizden de bahsedelim. Türkiye'ye ve Ankara'ya da böyle muhteşem bir müzeyi kazandırdığınız için şahsen ben sanatseverler adına kendi adıma çok çok teşekkür ediyorum. Eşi benzeri olmayan bir müze bu, Mustafa Ayaz Müzesi. Buyurun. Ya esas bunun için tabii Ayaz'a teşekkür etmek lazım. Evet. Yani evet, bir işveren, tabii bir işveren olmadıkça bu yapıyı kabul edecek bir geniş vizyon sahibi biri ve hayatını bu müzeye... İrade, evet. Güç, ne isterseniz. Evet. Müthiş, müthiştir. Yani Ayaz... onunla birlikte tabii yani Türkiye'de pek çok değer işin gerçeği arkalarında çok ciddi bir toplum ve devlet bilinçli desteği olsaydı Türkiye bugün dünyadaki imajı farklı olan bir kent olurdu. Onu çok rahat size kendi mesleğimden demin de dediğiniz gibi resim dünyasını falan ya bayağı bilirim. Emin olun yani Türk resminin en az diyelim ki 15-20 tanesi Avrupa çapında A sınıfı hadi sınıflandıralım da ressam dünyasında, heykeltıraş dünyasında yer alır. Kesin alır ama buna hiç tereddüt etmeden, hele Amerika gibi çöpleri resim diye özür dilerim ama kazıklayan bir kültürden çok daha ileride. Ama buradaki fark şu tabii, bir Amerikalı sanatçının eserine milyon dolarları gözünü kırpmadan ödeyecek. Bir de arkasında, esas önemlisi bu, sanatın ve kültürün, Mehmet Hocam benden daha o konuda yetkin ama ukalalık edeceğim, özür dilerim. Bu bizim yumuşak güç dediğimiz güç, sanat. Yani bir toplumun, hatta bir sınıfın kendini kabul ettirmesinde sadece bildiğimiz fiziki anlamda güç yoktur. Felsefe, sanat, kültürle kabul ettirir aynı zamanda. Amerika dünyayı aslında Blue Jean ve Coca-Cola ile ele geçirdi. Bunu hiç unutmamak lazım. Tabii ki büyük güç var ama hiç unutmayın ki Türkiye dahil, ben bazen sokakta bakıyorum, siz de lütfen bir bakın. Türk erkeklerinin %99'u neredeyse Blue Jean ile geçer. Ama bu dünya için de geçerli. Blue Jean'i giydiğiniz an zaten siz yürüyen bir Amerikan kültürünün temsilcisisiniz. Çok güzel. Evet. Yürüyen Amerikan kültürü temsilcisi. Evet. Ben ülkelerle düşünüyorum. Coca-Cola işte. Bu kültür aslında kente de yansıyor değil mi? Yani tabii. Bu çok tabii önemli. Efendim. Ben bunu hep vurguluyorum. Yani sanat, kültür şehri Ankara. Necati ile birlikte de yaptığımız toplantılarda Ankara'nın kültür ve sanat başkenti olması gerekir. Ama İnsanların %90'ı, 80'i kültürle ilgilenmediği için, sanatla ilgilenmediği için, onlara ulaşılamadığı için daha çok belki de ve çocukluktan başlayan eğitim sisteminde kültür ve sanata yeterince yer verilmediği için müzik olsun, resim olsun, heykel sanatları olsun bunlar ilkokuldan başlayarak verilmesi gereken konular. Ben bu konuda kente yansımasını da aynı şekilde geçen işte heykellerden bahsediyorduk. Bu kentlerin girişindeki büyük sarımsak heykelleri, soğan heykelleri, efendim, kapılar. Havuç heykelleri abartılı. Yani bunlar sanat mı, bunları ne yapacağız diye de sordum aslında bir toplantıda. Pek yapılacak bir şey yok gibi çıktı sonuçta.
Ben bu konuda da tabii düşüncelerinizi almak isteriz. Estağfurullah. Yani ona şey yapmadan, Ayaz'ın tabii buradaki rolü, Ayaz hakikaten Avrupa'da yaşayan, hani Amerika'yı bıraktım. Ki Amerika'da olsaydı çok daha önemli bir ressam olurdu. Avrupa'da bile bana sorarsanız, garip bir şey ama dostum olduğu için belki, yaşlandıkça da gençleşen bir ressam. Çok garip bir şey. Ayaz yaşlandıkça üstünde Gazi'deki hocalarının da bir dönemin daha doğrusu etkisi olarak daha Anadolu motifli olan ağırlık azaldı. Ayaz şimdi grafiti çiziyor. Çok ilginç bir şey. Yani Ayaz inanılmaz bir grafiti sanatçısına dönüşmüş durumda. 18 yaşında bir ressam sanki. Veya genç bir çocuk elinde boya sokakta duvarları boyuyor hissi alıyorum Ayaz'dan. İnanılmaz bir yenilenme yaşıyor. Onun yanına büyük soyut renk lekelerini atarak onu yeniden tanımlıyor. Akıl almaz bir şeyler yapıyor yani. Genç, inanılmaz. Genç Ayaz'a buradan selam ve sevgiler. Evet, bence de. Evet. Dolayısıyla Ayaz... Bütün hayatı boyunca tabii siz de biliyorsunuz ben bütün neyi var neyi yoksa bir gün müze yapacağım kendime diye biriktirmiş bir insan. Olağanüstü. Bana geldiğinde de bunu çok net söyledi. Profesör ben her şeyimi dedi. Bunun için yaptım. Anlatırdı. Size de anlatmıştır. Yani gecekondudaki yaşamını. Şimdi en az 5 katına çıkarıyor. müzeye bağışladı, vakfa evet. Bıraktığı tabloları 5 katına çıkarıyor, çıkarmak üzere. Ben onun müjdesini de verebilirim. Evet. Dolayısıyla Mehmet Hocam'ın cümleleri dahil sizden, çünkü süreyi aşmaya başladık zaten, sizden son olarak Mehmet Hocam'ın bir sorusu da vardı. Hem ona cevap hem de toparlayıcı cümlelerle kapatmanızı istiyoruz sevgili tamam. Kadri Bey. Buyurun. Peki. Sayın Tuncel konuşacak herhalde. Hayır siz. O söyledi. Biz öyle biz, mi? Biz bazen çatlıyoruz, konuşmuyoruz. Ben tabii sanatı hep kente getiriyorum. Kent plancısı olarak, tasarımcısı olarak. Siz de tabii kentle çok yakından ilgilenmiş bir mimar olarak. Bu sanat konusu nasıl gelişecek ve nasıl daha Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki Rönesans'ı yakalayacağız diye soruyorum açıkçası. Bu çok benim kafamda hep meşgul eden bir konu. Yani kentsel Rönesans yeniden oluşabilecek mi ülkemizde? Olacak mı? Tabii ki olacak. Yani bir kere insanlığın tarihine inanıyorsak, İşte 10 bin yıl önce mağaralardan çıkıp bugünlere geldiğimizi biliyorsak tabii ki olacak. Benim bunda asla yani tarih bilinci olan insanların bundan tereddütü olmaması lazım. Biz görmeyebiliriz. Tarihte her zaman yol kazaları olur. Her zaman bir şey olur. İlle bundan ben hedefi belli bir tarihi kastetmiyorum. Yani öyle bir metafizik yere hiç kaymaya niyetim yok. Ama sonuçta baktığınız zaman İnsanlığın kendini nasıl geliştirdiğini görüyorsunuz. Yeni yönünü bilemem ama ben bunun bu kadar bilinçlenmenin, bu kadar kültürün, felsefenin, sosyolojinin, şehir, kent biliminin, hocam kaybol mümkün değil. Bu mutlaka daha farklı bir şekilde gelişebilir ama gelişecek. Bunun engelleneceğine hiç düşünmedim hayatımda, düşünmüyorum da. Kim harika, ne harikasınız. Sayımız çok biliyoruz bunu. Sizden sorusuz kafanızda, ben şunu da söylemek istiyorum, onunla kapatalım, buyurun. Vallahi en önemli şey Ankara'nın değerini bilmemiz gerektiğidir. Bunu şey anlamına söylemiyorum, böyle hani güzel, hayır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ruhu, modernizmin, bu topraklarda yaşayan insanlar eğer çağını yakalayacaksa, çağıyla paralel ve bir şekilde onun parçası olarak yaşayacaksa bunun cevabı Ankara'da verilecek. Ankara'nın dışında, yani öncülüğü Ankara'nın, merkezi Ankara'nın olduğu bir yerde verilecek. Dünyada da başka örneği pek çıkmaz. Ama bu böyle. Dolayısıyla buradan kaçarak bunun hani kaçtık böyle o nefret ettiğim laflar.
Ankara sıkıcı. Yahu Ankara'yı yaşamayı bilmiyorsan sıkıcı tabii. Yani elin poponda, sokakta işte gezeyim canımın istediği gibi, kimse hesap sormasın diyorsan, evet Ankara öyle bir kent değil. Ankara kasaba değil. Ankara böyle bir kent. Ankara modern bir kent. Modern burada ama yaşam biçimiyle de modern. Yani benim buradan kastım sadece mimari anlamına değil, yaşamı, zamanı algılaması, kullanmasıyla da. Dolayısıyla istedikleri kadar uğraşsınlar. Ben aslında şuna çok bir anlamda memnunum. 40 yıldır. 40 yıldır 12 Eylül'den bu yana Ankara'yı bastırmaya, ezmeye, değersizleştirmeye çalışan bir devlete rağmen Ankara ayakta kaldı. Bir kere ayakta kaldı Necati Bey, Mehmet Bey. Bu o kadar önemli bir şey ki ayakta kaldı. Evet evet. Ben geçen gün bu konuda Ankara bir tartışma vardı. Yıkamadılar de diyorum ya. Başladılar evet, ama yıkamadılar. Yıkamadılar. Hepsini yıkamadılar. Mahkemelerde, evet, davalarda evet, hukuk hala işliyor ve mesela anafartaları kurtardık. Evet. O bölgeyi yani kurtardık. Yani onun için Ankara... Evet. Ankara kim ne derse desin. Ben sonra bir Polonyalı öğrencim daha oldu. O da aynı şeyi söyledi bana. Ankara ne olursa olsun Türkiye'nin, Anadolu insanının çağını, o çağ şimdi 21. yüzyılda, yakalama ve onun bir parçası olma ihtirasının mekansallaşmış bir alanıdır. Yaşam kültürü olarak da öyledir. Ben burada yaşamaktan mutluyum arkadaş. Herkese söylüyorum. Ben başka yere de gitmem. Can isteyen başka yere gitmem. Ben çok memnunum hayatımda. Ankara, Ankara kent sohbetleri de işte her program böyle kapatılmalı aslında. Yüreğinize sağlık diyoruz. Estağfurullah. Ben çok teşekkür ederim. Sizinle çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. En kısa sürede görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. Kendinize iyi bakın.